2023 tarihinde Cuma günü saat 10.30'da Özel İdaresi İlgin Endes toplantı salonunda yapılması işaretle yapılan olma sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. Evet arkadaşlar, Kanal Gözeti ile ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Zonguldak İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı son birleşimi gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan köylerde yağmur suyundan faydalanmak için depolama yapılması ile ilgili köylere yönelik hizmetler, çevre ve sağlıkla ARGE komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları raporlar görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Genel Meclisi'nin 7.9.2023 tarih ve 105 sayılı kararı gereği komisyonlarımız toplandı. Yapılan görüşmeler neticesinde son yıllarda ülkemizde ve dünyada kendini yoğun şekilde hissettiren küresel ısınmadan kaynaklı kuraklık nedeniyle ilimizde bulunan ve ilimizde idaresi hizmet alanı içinde olan köylerde yağmur sularının depolanarak köy halkı tarafından en verimli şekilde kullanılmasına yönelik araştırmalara başlanmıştır. Yağmur sularının depolanarak kullanılmasına yönelik Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü aracılığıyla her ilçeden pilot birer köy seçilerek pilot bölgede yağmur suyu depolama sisteminin kurulması ve devamlılığının sağlanması için çalışmalara ve eğitimlere başlanmasına, depolama sisteminin verimli olması halinde elimiz genelinde bulunan tüm köylerde sistemin kurulması için çalışma yapılmasına komisyonlarımızca oy birliğiyle karar verildi. Gereğini İl Genel Meclisi takdirlerine sunarız. Köylere yönelik hizmetler komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, araştırma ve geliştirme komisyonu. Evet arkadaşlar, raporla ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa arkadaşlar komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliği. Alaflı ilçesi Çayköy köyü hudutları dahilinde bulunan kadastroda 118 ada 14 parsel numarasıyla kayıtlı taşınmaz üzerinde. Konut dışı kentsel çalışmaların amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar planıyla, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili imar ve bayındırlık, plan ve bütçe ile sanayi ve ticaret komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları raporları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. İl Genel Meclisi Başkanlığı'na İl Genel Meclisi'nin 5.9.2023 tarih ve 99 sayılı kararı gereği komisyonlarımız toplandı. Yapılan görüşmeler neticesinde elimiz Alaplı ilçesi Çayköy köyü hudutları dahilinde bulunan kadastroda 118 ada 14 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde konut dışı kentsel çalışma alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması için idaremize talepte bulunulmuş. İdaremizce yapılan değerlendirme sonucunda iki rapor tanzim edilmiştir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 7. bölümünün 24. maddesine göre hazırlanan parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının uygunluğuna komisyonlarımız istişare ederek oy birliğiyle karar verdi. İl Genel Meclisi'ne arz ederiz. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Sanayi ve Ticaret Komisyonu. Evet arkadaşlar, bu raporla ilgili söz almak isteyen var mı? Yoksa arkadaşlar komisyondan geldiği şekliyle oranınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mecliste konuşan İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, özel idare personelinin mesai saatlerine uyması konusunda uyardı. İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz da özel idare personellerinin kesinlikle mesai saatlerine uyduğunu, hatta tatil bile yapmadan çalıştıklarını belirtti. İşte baktığımızda oransal olarak belli ilçelerde belli seviyelere gelmişiz. İşte düşük olan ilçeler var. Arkadaşlar, özellikle sizden ricam, herkes bu duruma anlayış göstersin. En azından işte hava şartlarının ne olacağı belli olmadığı için biz yaptığımız işleri her ilçede adaletli bir şekilde en azından bir dengeye getirelim. Bu önemli. Sayın Müdürüm'den de bir ricam var. Nevahattin Hocam'ın demin bir uyarısı oldu. Özellikle artık dedim ya son belki de 1,5 aylık çalışma sezonumuz. İşte arkadaşlar gerçekten de özellikle sel zamanında büyük fedakarlıkla çalıştılar. Saatlere Müdür Bey özellikle dikkat edilmesini istiyoruz. Sabah işte başlama saati, mesainin tamamının kullanılması. Sizden ricamız bu hocam. Bunu da halledersek inşallah işleri de yetiştiririz. Biz de zaten işte Kasım ayı bütçe ayımıza rahat gireriz diye temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum ben de.
bütün emeğe geçen personelimize, sizlere. Evet müdürüm. Diğer yandan İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Kara Yılmaz, 2023 yılında 150 bin ton asfalt üretim hedefi koyduklarını, şu anda 90 bin tonu aştıklarını ve Ekim ayı sonuna kadar %90 seviyeye çıkacaklarını söyledi. Buyurun gelin beraber gidelim. Bizim bu anlamda gerçekten çok profesyonelce çalışıyoruz ve inanın çok yorulduk. Yani bundan emin olun, biz çok yorulduk. 4 hafta üst üste pazar günü çalışıp da daha hala izin yapamayan arkadaşlarımız var. Artık şunu söylüyorlar, ne olursunuz izin yapalım. Ama bu işi bitireceğiz. Ekim ayının sonunu %90 hedefine, inşallah Kasım ayında da o diğer kalan %10'luk tüm işlerimizi bitirip bu seneyi hiçbir fire vermeden kapatmayı hedefliyoruz. Bu konuda da titiz ve hassas olacağımızı belirtmek isterim.